Ve elçi dedi ki diyor Cenab-ı Allah Furkan suresinde, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. İşte ahir zamanda meydana gelen felaketi açıklayan ayet. Furkan suresi 30. ayet. Bu ayeti her Müslüman her gün aklında tutması lazım. İslam alemine gelen felaketin nedenini açıklayan bir ayet. Yani şu an Müslümanların çektiği belanın nedenini açıklıyor. Bir ayet tam açıklıyor. Bak ve elçi dedi ki Rabbim, peygamber şikayetçi oluyor Allah'a. Bak bir tane şikayeti var peygamberimizin. Başka hiçbir şikayeti yok. Peygamberimizin Allah'a bir tane şikayeti var. Kur'an'da bu ehemmiyetle belirtilmiştir. Büyük bir olay olduğu için, büyük bir felaket olduğu için, yüzyıllarca süren büyük bir felaket olduğu için, İslam ümmetini mahveden, ana neden olduğu için, bu büyük felaketi Kur'an çok önemli bir olay olarak, peygamberin tek şikayeti olarak belirtiyor. Rabbim gerçekten benim kavmim, işte o devirde olan hepsi, benim kavmim, o zaman peygamberin çevresinde olan herkes, bu Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktılar. Yani ahir zaman işaret. Çünkü peygamberimiz zamanında biliyorsunuz Kur'an terk etme yoktu. Kur'an'a tam anlamıyla temessük vardı. Tam anlamıyla Kur'an yaşanıyordu. Ama kendisinden sonraki büyük felaketi bir mucize olarak anlatıyor. Benim kavmim diyor. İşte Araplar, Müslümanlar, peygamberimizin kavmiyiz biz. Yani ona uyanlarız. Bakın Mısır'da felaketin nedeni o. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da her yerdeki felaketin nedeni peygamberimin kavminin Kur'an terk etmesidir. Bu ahir zamanda olacak büyük felaketi peygamberimiz ta kendi zamanında vahiy ile bildiriyor. Büyük belayı. Tabii kendi devrine de bakmaktan beraber ağırlıklı olarak ahir zamana bakıyor. Allahu alem. Andolsun diyor Cenab-ı Allah Kehf suresi 54'te bu Kur'an'da, bak hep Kur'an'a dikkat çekiyor Allah. Andolsun bu Kur'an'da insanlar için her örnekten, ama bak her örnek diyor Allah. Akla gelen her örnekten çeşitli diyor bu sefer de. Bak her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır. Yeni yeni hadisler ortaya çıkararak, yeni yeni hükümler ortaya çıkararak, işte falanca alem şunu dedi, falanca alim bunu dedi diye tartışma ortamı meydana getiriyor. Diyorlar ki arkadan bu tartışma ortamında da ümmetin ihtilafı rahmettir diyor. Tartışma var ya, bu rahmettir diyor. Allah felaket diyor ayette, bela diyor. Onlar da Allah'tan bize bir güzellik olarak geldi bu diyor. Ümmetin bölünmesi, parçalanması, birbirine uğraşması, tartışmasını bir nimet olarak görüyor. Halbuki bak Kehf suresi 54'te Allah, andolsun bu Kur'an'da insanlar için her örnekten, şeytan Allah'a sınırım, her örnekten üstelik çeşitli. Evet. Bak her örnekten deyip bitirmiyor Allah. Her örnekten bir de çeşitli. Açıklamalarda bulunduk. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır. Haz alıyorlar aradan tartıştığı. İşte falanca alime göre böyle, falanca alime göre böyle. Alın fıkıh kitaplarını. 30 çeşit izah vardır. Evet. Aynı alimin, hatta talebeleri ayrı düşünüyordur. Talebesinin talebesi ayrı düşünüyordur. Tartışma ortamı olmuş. Bak Allah ona dikkat çekiyor. Her şeyden çok tartışmacıdır diyor. Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında göndermedik. Müjde veriyorlar. İttihat-ı İslam müjdesi veriyorlar. İsa Mesih'in müjdesini veriyorlar. Cennet müjdesi veriyorlar ve uyarıyorlar ümmetleri. İnkar edenler ise hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Batıl nedir? Geçersiz bilgiler. Bak Darwinistler, materyalistler gece gündüz çalışma yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Hakkı batıl ile, batıl geçersiz, bilimsellikten uzak, mantıksız şeyler ile geçersiz kılmak için, hak olanı bak, hak olanı geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Ona para veriyorlar, imkan veriyorlar, salonlar tutuyorlar, üniversiteler açıyor, okullar açıyor, uğraşıyor. Mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi, Kur'an ayetlerini ve uyarılarımı
uyarıldıklarını, yani uyarıldıkları her şeyi alay konusu edindiler diyor Allah. Ahçım bakın internette. Alay konusu ediniyor. Bak diyor ki Allah onun nedeni için. Biz gerçekten kalpler üzerine onu kavrayıp anlamanı engelleyen bir perde kıldık diyor. Yani niye anlayamıyor diyorlar. Evet. Halbuki ben öyle yarattım onları zaten diyor Allah. Bu da ledün ilmi. Kulaklarına bir ağırlık koyduk diyor Allah. Sen onu hidayete çağırsan bile, anlatsan, delillendirsen bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet bulmaz. Bak sonsuza kadar. Evet. Sonsuz ne demek? Ben onları öyle yarattım diyor. Sonsuzluğun anlamı bu. Böyle yaratıldılar onlar diyor Allah. Yani bir trilyon, iki trilyon sene geçse değişmiyor. Evet. Sonsuza kadar böyledir diyor Allah. Çok manidar yani sonsuza kadar böyle olmaz. Ahir zamanın ne kadar acımasız olduğuna da Kur'an işaret ediyor. Çünkü Kehf suresi ahir zamanı anlatır daha çok. Ağırlıklı olarak ahir zamanı anlatır. İşte ülkeler zulmettikleri zaman onları yıkıma uğrattık. Mesela bak şimdi Mısır yıkıldı, Afganistan yıkıldı, Irak yıkıldı, Libya yıkıldı. Bak işte ülkeler ve bak işte ülkeler zulmettikleri zaman. Çünkü idareciler zulmediyor, halk zulmediyor, halkın bir kısmı zulmediyor. Onları yıkıma uğrattık. Ve yıkımlar için bir buluşma zamanı tespit ettik. Onun için işte Hızır'ın da katıldığı bir toplantı oluyor. Yıkılmadan önce. Ondan sonra yıkım geliyor arkasından. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca ikisi iki. İki iki. İki denizin birleştiği yere ulaşınca 1984 Ebced'i. Maşallah. İstanbul'da Mehdiyet'in ilk faaliyet yılları. Balıklarını unuttular. Denizde bir akıntıya doğru kendi yolunu tuttu. Bak o denizde de bir akıntı var. Denizde normalde akıntı olmaz. Denizde dalgalanma olur. Evet. Akıntı olmaz. Evet. Yani göze göre bir akıntı olmaz. Evet. Ama boğazın akıntısına dikkat çekmiş Kur'an. Maşallah. Bak iki denizin birleştiği yer diyor. İstanbul boğazını bir öyle vurguluyor. Bir de akıntıya dikkat çekiyor. İki.